İlyas hakkında ne istiyorsanız bildiklerimi anlatırım. İmzalarım da. Hiç problem değil. Ama Alparslan bana takık. Amcasının yanına alsanız cezaevine. Alparslan içeri girecek kadar kalmayacak Cengiz. Abi, Tuncay abi de böyle söz vermişti zaten. Ama sonra kahvehaneden canımı zor kurtardım. Tuncay abinin sana söylemediği neydi Cengiz? Neydi abi? Görevden uzaklaştırılmış oldu. Yani arkasında biz yoktuk. Da kendi başına bir şeyler yapmaya kalktı. Sonrası malum. Ben söylemiştim zaten. Bu Çakır Beyliler öyle elini kolunu sallayarak devleti arkana almadan bitirilecek adamlar değil dedim. Ama ben devletim deyince de boynum kıldan ince. Kimse devlet değildir Cengiz. Tabii senin bunu anlayabilmen için resmi olarak bizimle çalışman lazım. Nasıl yani? Öyle muhbir tadında mı? Biz buna daha çok saha ajanı diyoruz. Sana verdiğim görevi küçümseme sakın. Yani içeri girip çıkacak bile olsam bu bile görev icabı öyle mi abi? Yani kurumlarda falan ismim geçecek yani. Ben sana ne dedim Cengiz? İçeri girip çıkmayacaksın. Evet, bir silahın olacak, bir kimliğin olacak. Hatta zor görevlerin de olacak. Zor dediğin nedir abi? Her türlü. Ha, işte böyle. Hadi, ilk görevine başla o zaman. Arkadaşlar seni alıp villana götürsünler. Mahkemeye kadar orada kalacaksın. Mahkemeden sonra beğenirsen kalmaya devam edebilirsin. Ben hazırım abi. Ama Alparslan'ı halledene kadar bir silah rica edeceğim. Tedbir amaçlı. Kaldığın villanın kapısında koruman da olacak. İstemediğin kadar silah da. Hadi hayırlı olsun. Akif abi. Söz seni asla mahcup etmeyeceğim abi. Biliyorum.